Milli görüş düşüncesinin liderliğini yapan 23. Hükümet Başbakanı Necmettin Erbakan, vefatının 11. yıl dönümünde Kayseri'de düzenlenen törenle anıldı. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen anma törenine, yeniden Refah Partisi İl Başkanı Önder Narin, yeniden Refah Partisi İl Sorumlusu Ali Karaduman, ilçe başkanları, teşkilat mensupları, gençlik ve hanım kolları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Anma töreni İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yapılan konuşmaların ardından Kur'an tilaveti yapıldı. Erbakan'a dair belgeseller gösterildi ve Erbakan'ın hayatı hakkında söyleşi gerçekleştirildi. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, günün anlam ve önemine ithafen yaptığı konuşmada, "Ben Erbakan hocamızı yüz yüze tanımak şerefine nail olamadım. Ama Erbakan hocamızı görmeden yanında 40 yıl hizmet etmiş gibi kendisine aşığım ve onun çizdiği yolda yürümekten, nesillere istikamet veren bir davada olmaktan onur duyuyorum," diye konuştu. Narin, Erbakan'ın Türkiye'ye neler kazandırdığına değinerek şunları söyledi. "Ben şahsım adına gerçekten Erbakan hocamızı tanımak şerefine nail olamadım. Ama Erbakan hocamızı Peygamber Efendimizin bir sözü gibi, hani beni görmek isteyen beni görmüş gibidir diye bir sözü var. Ben de Erbakan hocamızı görmeden sanki yanında 40 yıl hizmet etmiş gibi aşığım kendisine. Ve onun çizdiği yolda yürümekten, nesillere istikamet veren bir çizgide olmaktan, bir davada olmaktan ve bir partinin içerisinde olmaktan onur ve şeref duyuyorum. Necmettin Erbakan hocamız her zaman için hayatını gençliğe, İslam'a ve 7 milyar insanın refahına adadı. Bizler ikinci 40 yılda Erbakan hocamızı ne kadar anlatabilirsek, ne kadar anlamalarına vesile olabilirsek bu bizim için onur, şeref vesilesi olmaktan ileriye geçer. Dolayısıyla biz Erbakan hocamızı sadece bir siyasi lider veyahut da siyasi bir partinin, 4 tane parti kuran bir siyasi kişilik olarak hatırlamıyoruz. Biz neyi hatırlıyoruz Erbakan hocamızda? Azimli, kararlı, istikamet üzere, alim bir kişiliği olan, nesillere yön veren ve Peygamber Efendimizin yolunda giden bir alim kişilik olarak tanıyoruz. Bir siyasi parti lideri sadece parti kurar, partileri kapatılır ama sadece ismi o partiyle anılır. Bizim liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan siyasi parti kişiliğiyle hiçbir zaman anılmamıştır. Söylediği sözlerde ne kadar haklı olduğunu, ne kadar vizyoner olduğunu ve dünyayı ne kadar tanıdığını 1994'te, 95'te, 2000'de, 2002'de çeşitli yıllarda bize anlattığı, bize videolarla, konferanslarla söylediği lafları bugünlerde gayet güzel bir şekilde yaşıyoruz. Söylediği sözlerin anlamını daha yeni ve yeni kavramaya başlıyoruz. Maalesef diyorum. Çünkü daha önce Erbakan ismini ve daha Erbakan hocayı anlamayanlar şimdi ne diyorlar? Ah keşke Erbakan olsaydı da biz bugünleri görmeseydik. Erbakan hocanın söylediğini eğer kulak ardı etmeseydik, sağlayı dinleyip de sol kulağımızda atmasaydık şu anda biz bu durumda olmazdık. Dünya savaşlarla, açlıklarla, kıtlıklarla imtihan olmazdı. Necmettin Erbakan demek bolluk demek. Necmettin Erbakan demek bereket demek. Necmettin Erbakan demek İslam'ın temsilcisi bir davanın, milli görüş davasının lideri ve kurucusu demek. Necmettin Erbakan demek nesillere yön veren bir lider demek. İnşallah Rabbim canımı alana kadar, emanetini teslim edene kadar tek kişide kalsam Erbakan hocamın dediği gibi ben bu davayı zirveye taşıyana kadar genel başkanımın izinde, Erbakan hocamızın izinde devam edeceğim. Ve nesillerin Erbakan hocamızı unutmayacağını ve bizim de unutturmayacağımızı her zaman buradan söylemek isterim.